Merhaba, ben Necip Oğuz. Bu videoda İngiltere-Ankara Anlaşması vize başvurusunda bulunan kişilerin yanlarında beraber götürmek istedikleri aile bireylerinin vize başvuruları nasıl doldurulacağı ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız mutlaka Ankara Anlaşması başvurucu videosunu da izlemişsiniz diye düşünüyorum. İzlemediyseniz de oradaki başlangıçtaki anlattıklarımı, gidiş yollarını görebilirsiniz. Burada da tekrar göstereceğim. Şimdi tarayıcıdan go.uk'ye giriyoruz. Zaten sitede direkt go.uk. Bu İngiltere Devleti'nin web sitesi. Burada Visas and Immigration bölümü var. Bizi ilgilendiren taraf burası. Ve burada Work in the UK'ye giriyoruz. Bazıları hani Family in the UK'den çıkmıyor maalesef, o bizim Ankara Anlaşması. Bağımlı başvuruları deniyor buna. İşte dependent deniyor. Onların başvuru formları buradan çıkmıyor. Yine Work in the UK'den Ankara Anlaşması başvurucusunun doldurduğumuz başvuru formu gibi çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Burada aşağı tarafta Turkish Business Person vize var. Ankara Anlaşması'nın İngiltere için adı. Buraya geldikten sonra şurada apply var. Apply'a tıklıyoruz. Daha sonra en alt tarafta, pardon, şurada da apply online var. Apply online'a tıklıyoruz. Burada Start Now diyoruz ve bizi bu sayfaya götürüyor. Şimdi ilk videoyu izlediyseniz, başvuran kişiyseniz siz yani, şurada Other Work Visas diyerekten, çünkü Ankara Anlaşması başvurucusunun başvuru formu burada var. İçeriden seçiyoruz bunu. Other Work Visas diyerek devam ediyoruz. Aile başvurularında bunu yapmıyoruz. Aile bireyleri için başvuru formlarını buradan doldurmuyoruz. Bunu hatayı yapanlar var. Eğer buradan giderseniz siz de aile biri, eşiniz olur, çocuğunuz olur. Onun için ayrıca bir başvuru, Ankara Anlaşması başvurusu yapmış gibi olursunuz. Bu hatayı yapanlar var maalesef. Buna dikkat edin. Buradan değil, en üstteki Join or Accompany Family Member, yani aile bireyine, aile bireyi olarak katılın, işte gidecek olan kişiye katılın gibisinden böyle bir şey var. Burada who is either is already in or will be traveling to the UK, yani İngiltere'de şu anda da olabilir. Yani Ankara Anlaşması başvurusu gittikten sonra da aile bireyleri başvurabilir. Ya da beraber başvuracaksınız. Hani will be traveling to the UK dedi. Henüz daha seyahat etmemiş. Seyahat edecek kişiler için de buradan doldurabiliyorsunuz. Yani siz ister beraber başvurun, ister aileniz sizden sonra başvursun. Buradan başvuracağız. Join or accompany diyoruz. Ve alttaki next diyerek devam ediyoruz buradan. Burada aile bireyinizin durumunu soruyor. Biz burada Working in the UK diyoruz. Çalışma ile alakalı olan bölüm. Her ne kadar henüz gitmemiş olsa da gideceğinde böyle bir durum oluşacağı için bunu seçiyoruz. Burada devam ediyoruz. Diğer seçenekler bizim için uygun değil çünkü. Burada hangi ülkeden başvuruda bulunacağız? Onu giriyoruz. Şimdi burada üst taraflar hep İngilizce. Buraları özet olarak kısaca geçeceğim. Hepsini çevirirsem video çok uzun olacak. Sizi de sıkacak. O yüzden kısaca çeviriyorum burada. Burada Turkey'yi seçiyoruz. Ve hepsini seçtikten sonra en alttaki Next'e basıp devam ediyoruz. Burada vize başvuru merkezlerini kontrol ettiniz mi? Gidip parmak izi verebilecek misiniz diye soruyor. Evet diyorum. I have checked diyorum. Devam ediyorum. Select vize type. Evet, buraya geliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi partner or child of a Turkish business person, yani Ankara Anlaşması'na başvuracak olan kişinin eşi, partneri veya çocukları olarak, burada da free of charge, yani vize başvuru ücreti yok olarak görüyorsunuz. Diğerleri diğer vize başvuru türlerinin, yani gidecek olan kişiye ait farklı vize türleri varsa onların aile bireylerinin başvuruları. Bizi burada ilgilendiren bu. Partner or child of a Turkish business person. Apply now diyoruz ve Ankara Anlaşması'nın aile bireyleri başvuru sistemine girmiş oluyoruz burada. Şimdi e-mail adresi. Burada eğer ilk başvurucunun mail adresini kullanmak istiyorsanız, yani siz başvurucu olarak hem kendinizin hem eşinizin, çocuklarınızın başvuru formlarını doldurmak istiyorsanız yine aynı mail adresi üzerinden gidebilirsiniz. Farklı mail adresini girme zorunluluğunuz yok. Ama tabii arzu ederseniz eşinizin mail adresi üzerinden, çocukların mail adresi üzerinden de gidiş yapabilirsiniz. Şimdi ben bir önceki e-mail başvuru formunda da, Ankara Anlaşması başvurucu formunda da kullandığım mail adresini gireceğim. İngiltere vize başvurusu@gmail.com. Ve buraya bir şifre oluşturuyoruz. Burada mail adresinizin şifresini girmiyorsunuz. Burada bu başvuru için özel bir şifre oluşturuyorsunuz ki daha sonra bu şifreyi kullanarak bu başvuru formuna ve sizin evrak yükleme, randevu alma gibi portallara erişimi buradan sağlayacaksınız. Buraya bir email şifre oluşturuyorsunuz. Minimum 8 karakterli harf ve rakam içeren. Sonra save and continue diyoruz. Devam ediyoruz. Person you are applying with or joining. Beraber gittiğiniz veya katılacağınız kişi. Şimdi diyelim ki ben bu başvuruyu eşim için dolduruyorum. Ben de ana başvurucuyum. Ne yapacağız o zaman? Gidecek olan kişi kim? Diyorum ki Necip Oğuz. Gidecek olan kişi ana başvurucu bu yani. Devam ediyorum. Necip Oğuz'un nationality and date of birth, vatandaşlığı ve doğum tarihi. Hangi ülke vatandaşı? Türkiye.
Doğum tarihi nedir? Bunu giriyoruz. Save and continue. Recep Oğuz'un pasaport detayları. Recep Oğuz'un pasaport bilgilerini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Buraya pasaport numarasını giriyorsunuz. Başvuran kişinin kimle beraber katılacaksınız. Farkındaysanız halen sizin bilgilere bu aile birliğinin bilgilerini henüz gelmedi. Şu an başvurucunun bilgilerini giriyoruz. Çünkü burada da yanlış yapanlar var. Devam diyoruz. Save and continue. Kontrol et diyor bilgileri. Yani burada ana başvurucu kişi işte Necip Oğuz'muş, buymuş, pasaportu buymuş. Evet, devam diyorum. Contacting you by email. Bu e-mail ile sana ulaşabilir miyiz? Şimdi bu e-mail ben başvurucunun e-mailini girdiğim için hani someone else diyorum burada. Ya da siz kendi e-mailinizi girdiğiniz için you deyip hani bu e-mail adresi size mi ait diye soruyor. Burada you deyip evet bana ait ya da someone else başkasının diyebilirsiniz. Ben eşim kendiminkini girdiğim için bu farklı diyorum, benim değil diyorum. Sizin e-mail adresiniz var mı? Yani bu başvuran kişinin, bu başvuru formunun doldurulduğu kişinin mail adresi var mı? Varsa yes deyip onu da girebilirsiniz. Yok deyip devam ediyorum ben burada. Siz yine yes deyip girin. Çocuklar için no deyip devam edebilirsiniz. Bu çok önemli bir konu değil. Bütün işlemleri kendi mail adresiniz üzerinden de yürütebilirsiniz. Daha sonra provide your telephone number, başvurucunun telefon numarası. Çocuklar için yine kendi telefon numarasını annesini ya da babasını ikileri girebilirsiniz. Hem İngiltere içi hem İngiltere dışı kullanılabiliyor. Cep numarası diyorum burada, mobile telefon number diyerek. Farklı numara var mı? Varsa deyip girebilirsiniz. No deyip devam ediyorum. Sizinle hem telefon hem mesaj ile ulaşabilir miyiz diyor en üstteki. Onu seçiyorum. Evet, ikisine de ulaşabilirsiniz diyorum. İsminiz, your name. Evet, şimdi kim için bu başvuru formunu dolduruyorsak, eşiniz mi, çocuğunuz mu, onun ismini giriyoruz. Diyelim ki ben eşim için dolduracağım. Diyorum ki Ayşe Oguz. Devam. Farklı isimle anıldı mı? Diyelim ki eşim benden önce soy ismi farklı kullanıyordu. Neydi o zamanki adı? İşte Ayşe, diyelim ki Karabacak. Evlenmeden önceki soy ismi buydu. Onu giriyorum. Farklı isim var mı? Yine ikinci olarak onu soruyor. Yok deyip no deyip devam ediyorum. Your gender and relationship status. Cinsiyetiniz ve evlilik durumunuz. Burada erkek, kadın belirtmek istememiş. Kadın diyorum. Medeni haliniz. Burada hangisi sizin için uygunsa ona başvurabilirsiniz. Married diyorum. Evli. Your address. Yani diyelim ki şurada çocuğunuz için başvuruyorsanız haliyle burada single diyeceksiniz. Your address. Adresiniz, nerede ikamet ediyorsunuz? Buraya adreslerinizi giriyorsunuz. Town City'ye merkez ilçeyi giriyorum her zaman. Province'e de il giriyorum. Postal kod dediği posta kodumuz. Burası ülke, ülkeyi seçiyorum. Bu sizinle yazışma yapabileceğimiz bir adres mi diyor. Evet diyorum, devam ediyorum. Herhangi bir yazışmada gelmiyor, şimdiye kadar denk gelmedik. About this property, oturduğunuz yer sizin mi, kira mı ya da farklı mı onu soruyor. Diyelim ki kendi evimiz, I own it diyorum. Kirada oturuyorsanız I rent it ya da ailenizle kalıyorsanız diyelim ki hani çocuk için başvuru formu dolururken bunu other deyip it is my parents house deyip, apartment deyip öyle de yazabilirsiniz. Sahibim diyorum, diyelim ki eşinizle beraber ev sizin. Ne kadar yıldır orada oturuyorsunuz? Diyelim ki de 3 yıldır orada oturuyoruz. Devam ediyorum. Your passport. Burada başvuran kişinin pasaport bilgilerini giriyorsunuz. Şimdi ben örnek olarak kendi pasaportumu açayım. Şimdi bu benim pasaportum fakat siz başvuran kişinin, yani burası için ben eşimin pasaport bilgilerini girmem gerekiyor. Pasaport numarası şurada sağ üstte yazar. Yeşil pasaport değilse, kırmızı ise U ile başlar. Diyelim ki 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Böyle girdik. Veren makam, buraya veren makamı giriyorsunuz. Pasaportunuzda yazar. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Şöyle girelim. Şimdi yeni bir pasaport yok elimde. Şurada pasaportunuzun başlangıç ve bitiş tarihleri de burada yazar. Bunları girdik, bilgileri girdik. Devam ediyorum. Kimlik kartınız var mı? Var. Deyip buraya TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Şuraya 0 diyelim, farklı olsun. Veren makam, bizim yeni kimliklerde veren makamı arka tarafında TC İçişleri Bakanlığı yazar. Bu kimliğin arka tarafında yazar. Daha sonra burada da veriliş tarihi ve geçerlilik tarihi diyor. Veriliş tarihi bizim kimliklerde yok ama geçerlilik tarihi var. Zaten burada ifetli kübalı varsa demiş. Geçerlilik tarihini giriyorum, neymiş? 9 Temmuz 2027. Diyelim ki eşimin farklı. Eşiminki 09.08.2027. Onu girdim. Your nationality, yani başvuran kişinin vatandaşlığı Turkey. Doğum yeri Turkey. Doğum şehri neresiyse Ankara diyelim buna. Burada pasaportta ne yazıyorsa onu giriyorsunuz burada.
Ben de mesela Üsküdar yazıyor. Ben kendim için dolduruyor olsaydım Üsküdar diyecektim. Diyelim ki eşimin doğum yeri Polatlı diyelim. Polatlı olsun. Ondan sonra onun doğum tarihini giriyorsunuz. Save and continue. Your other nationalities. Farklı vatandaşlıklarınız var mı? Yok diyorum. Varsa yes diyebilirsiniz. Your current partner. Yani burada kimden bahsediyor? Benden bahsediyor. Ben başvurucu kişiyim. Formu eşim için dolduruyorum. Bu eşim için doldururken diyor ki senin partnerin kim? Senin partnerin burada başvurucu kişi oluyor haliyle. Necip Oguz diyelim. Pardon, şuraya feminine Oguz. Onun doğum tarihi, onun vatandaşlığı. Beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. Beraber mi İngiltere'ye gideceksiniz? Evet. Zaten onun altında başvurduğum için bu soruya da evet diyorum. Save and continue. People financially dependent on you. Size bağımlı, sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler var mı diye soruyor. Bu soruların aynısı bizim başvurucu formunda da vardı zaten. Bu sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler 18 yaş altı çocuklarınız olabilir. 18 yaş altı sizle birlikte yaşayan, sizin olmayan çocuklarınız da olabilir. Veya devamlı bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklar ya da yaşlı akrabalar, evinizde konaklama ve farklı destek sağlamak zorunda olduğunuz kişiler olabilir. Varsa bunları yazıyorsunuz. Diyelim ki bir tane de çocuğumuz var bizim. Onu diyorum, yes diyorum, bir tane çocuk bilgisi gireceğim buraya. Yes dedikten sonra about your dependent, yani size bağımlı olan kişi kim? Diyelim ki burada kızımız var. Biological daughter diyorum burada. Given names, adı Sara, soyadı Oguz. Buraya doğum tarihini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kişi sizinle mi yaşıyor? Evet. Sizinle birlikte İngiltere'ye gelecek mi? O da sizinle başvuracaksa, onun için aynı bu şekilde çocuk için de form dolduracaksınız ve sizinle birlikte İngiltere'ye gidecekse ona yes diyorsunuz. Burada onun bilgilerini giriyoruz. Nerenin vatandaşı? Turkey. Onun pasaport numarası. Şöyle girelim. Other dependents. Farklı kişiler var mı? İkinci, üçüncü çocuk varsa bunların yes deyip hepsinin bilgilerini girebilirsiniz. Ben no deyip burada kapatıyorum. Give details about your first parent. İngiltere'nin tüm vize başvurularında anne ve baba bilgileri istenir. Sizin anne ve babanızın bilgilerini giriyorsunuz. Diyelim ki önce anneyi gireceğiz. İşte annenin adı Fatma. İsmi, şimdi eşimin bilgilerini girdiğim için neydi? Soy ismi Karabacak'tı. Annesinin adı da Fatma Karabacak olsun. Sıfır. Doğum tarihini giriyoruz burada. Vatandaşlığını giriyoruz. Hep aynı vatandaşlığa mı sahipti diyor. Evet diyorum. Sonra devam ediyorum. Şimdi babasının bilgilerini gireceğiz. Father tıklıyoruz. Babası, ismi, soy ismi, doğum tarihi, vatandaşlığı ve her zaman aynı vatandaşlığa mı sahipti? Evet deyip devam ediyorum. UK Travel History. Şimdi burada bu bilgileri ben bir önceki Ankara Anlaşması ana başvurucunun başvuru formunda detayların hepsini yes diyerek İngiltere seyahat geçmişi, Avrupa seyahat geçmişi veya diğer ülkeler ve bu ülkelerin dışında, yani daha sonra şeyi soruyor, Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ve onların dışında ben hepsinin örneklerini Ankara Anlaşması'nın ana başvurucu formunun form doldurulmasında gösterdim. Burayı tekrar gösterip video uzatmak istemiyorum. Bunların hepsinin no deyip devam edeceğim. Ben ama sizin seyahat geçmişiniz varsa o videonun seyahat geçmiş bölümünü izleyerek nasıl doldurmanız gerektiğini görebilirsiniz. Tamamen aynısı burada. Buraya da zero diyorum. Şu ülkelere seyahat ettiniz mi? Hayır diyorum. Zero diyorum. Bunlardan farklı yere seyahat ettiniz mi? Hayır diyorum. Devam ediyorum. Your planned travel information. Ne zaman İngiltere'ye varmayı düşünüyorsunuz? Eğer siz eşinizle birlikte gideceksiniz, o zaman eşiniz formda hangi tarihi yazdıysa siz de o tarihi yazabilirsiniz. Şu anda o formda hangi tarihi yazdığımı hatırlamıyorum açıkçası. Diyelim ki işte 05.06.2020 o tarihte gideceğiz diyelim. Yani siz farklı tarihte de gitmek isteyebilirsiniz. Bu da mümkün. Eşiniz bir tarih, siz bir tarih yazabilir. O zaman siz hangi tarih yazdıysanız sizin vizeniz de o tarihten itibaren geçerli olan bir aylık vize gelir. Yani eşinizle beraber gitme zorunluluğunuz yok bu arada. Beraber başvurup farklı tarihlerde de gidebilirsiniz. Farklı zamanlarda başvurup farklı tarihlerde de gidebilirsiniz. Bu tarihte giriyorum. Daha sonra immigration history, daha önce vizeden red aldınız mı vesaire böyle bir probleminiz oldu mu? Bunun da örnekleri var diğer formda. No deyip devam ediyorum. Bu ondan sonra güvenlik soruları geliyor. Bunların hepsine no deyip ya da hayır deyip o şekilde şurada no var en altta. Onları devam ediyorum. Şurada sağ tıklayıp translate Türkçe deyip bunların hangi sorular olduğuna bakabilirsiniz. Genelde suçlarla, savaş suçlarıyla, terörist aktiviteleri vesaire bu tarz güvenlik soruları var. Hepsine no deyip devam ediyorum. Bunlara da no. Hepsine no diyoruz.
Your employment history. Yine bunun detayını da yine aynı şekilde ana başvurucu formunda anlattım. Bunun detayını oradan görüp bunlarda bir çalışma durumunuz varsa tıklayıp detaylarını girebilirsiniz. Ben hayır çalışmadım deyip devam edeceğim. Daha sonra şurada kalalım. Bu son sorusu zaten. Şimdi bu başvuru formunu kaydetmeniz gerekiyor. Öncelikle şurada bir maile gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi UK Visa Application Sign in Details. Şimdi burada başvurduğunuz vize türü de yazıyor. Partner or Child of a Turkish Business Person. Şimdi diyelim ki siz vize başvuru formunu yarıda bıraktınız, burada kaldınız veya başvuru formunu tamamladınız, daha sonra randevu evrak yükleme işlemine geçeceksiniz. Onun için bu mailde gelen şu linki tıklıyorsunuz. Şimdi hep beraber yapalım. Diyelim ki ben formu burada bırakacağım. Burada kaldı form. Şimdi buradan çıkış yapıyorum ben. Sign out diyorum. Şimdi tekrar bu forma girmek için bana gelen o maildeki şuna tıklıyorum. Buna tıklayınca bakın şurada da bir link açılıyor. Bu URL sizin başvurunuza özeldir. Şimdi siz özellikle çocuk için de başvuracaksanız ve aynı mail adresiyle başvuracaksanız yine size aynı şekilde bir mail gelecek. Hangisinin başvurusu olduğunu, hani bu eşimin başvurusu muydu, çocuğun başvurusu muydu diye karıştırmamak adına bu linki bir yere kaydetmenizi öneririm. Hani bu link eşimin linki. Diyelim ki hani mesela şunu kopyaladık. Şurada bir tane Excel dosyası açayım. Ya da Word dosyası açayım. Buraya kaydettim. Diyelim ki neydi? Şuraya Ayşe Oğuz başvuru linki diyorum ben buna. Şimdi buraya kaydettim. Buradan çıkalım. Burada işte iki çocuk var, bir de eşiniz var. Üçü de ayrı ayrı gelmiş. Eğer tek mail adresiyle başvuruyorsanız böyle bir sıkıntınız olacak. Nasıl ayırt edeceğim birbirinden? Ya girdikten sonra isme bakacaksınız ya da hiç buradan girmeyeceksiniz, mailden girmeyeceksiniz. Kaydetmiş olduğumuz link vardı. Bu linke tıklayacaksınız ya da kopyalayıp tarayıcıya yapıştıracaksınız bunu. Geliyorum, yapıştır. Daha sonra şifre soruyor. Bu eşim için hangi şifreyi girdiysem onu giriyorum. Ve gördüğünüz gibi Ayşe Oğuz'un vize başvuru formu açıldı. Şimdi burada son bölümde information about your application, yani başvurunuzla alakalı bilgi soruyor. Burada 3000 karaktere kadar özet yazabilirsiniz. Yani siz kimsiniz, neden bu başvuruyu gerçekleştiriyorsunuz, kimle gideceksiniz vesaire. Bunun bir şablonu var bende. Hani bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama bunu da kullanabilirsiniz. Şu an size kopyalayıp yapıştırınca da okuyayım size. İşte diyorum ki I am applying as a dependent spouse of the main Turkish business person applicant Necip Oğuz. Yani ana başvurucu olan Necip Oğuz'un bağımlı eşi olarak Ankara Anlaşması eş başvurusunda bulunuyorum. Ve kendisiyle birlikte ve bizim çocuklarımızla birlikte İngiltere'ye beraber gideceğiz Ankara Anlaşması kapsamında diye. Bu şekilde özet bir yazı bu. Siz dediğim gibi isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şurada ismi değiştirerek, burada zaten Türkçe karakter kalmış. Ana başvurucunun ismini değiştirerek şuradaki bu formatı kullanabilirsiniz. Yeterli olacaktır ama siz farklı bahsetmek istiyorsanız burada 3000 karaktere kadar yer veriyor. Kendinizden bahsetmek istiyorsanız, başvuruyla alakalı özet bilgi vermek istiyorsanız da verebilirsiniz. Daha sonra Save and Continue diyorum. Ve başvuru formunun kontrol bölümü geliyor. Şimdi burayı mutlaka kontrol edin, yanlış girmemeye çalışın. Çünkü daha sonra kapattıktan sonra düzeltmesi olmuyor. Tekrar baştan doldurmak zorunda kalabilirsiniz. Ona gerek duymamak için burayı 2 defa, 3 defa kontrol edin ve yanlış bilgi girmeyin. Pasaport numaranıza, TC'ye, tarihlere vesaire, doğum tarihlerinin hepsine bakın, isimlere. Baktınız hepsi doğru, kontrol ettiniz. Sonra en aşağıya geliyorum, continue diyorum. Burada işte pasaportu getirmek zorundasın diye bilgi veriyor size. Daha sonra evliyseniz bununla alakalı bilgiler getirmek zorundasınız diye sizden taahhüt alıyor. Tamam diyoruz. Buradaki bilgileri de okuyabilirsiniz. Kısaca getirmeniz gereken evrakların bir özeti var burada. Yani başvuruya yüklemeniz gereken evrakların bir özeti var. Conditions, buraya onaylıyorum. Burada kesin vize alamazsınız gibi bilgiler var. Daha sonra burada. Şimdi I am the applicant aged 18 or over. Eğer siz bağımlı kişi olarak, eş ya da çocuk olarak siz kendiniz bunu başvuruyorsanız bunu seçebilirsiniz. Veyahut da I am submitting the form on behalf of the applicant. Yani siz eşiniz için bu formu dolduruyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ben bunu tıklıyorum. Daha sonra diyorum ki family member kimsin? İşte sen Necip Oğuz'la nasıl bir ilişki içerisindesin? Ben kendim Necip Oğuz'um zaten. O yüzden diyorum ki myself. Sen Necip Oğuz'un nesi oluyorsun diyor. Kendisi olurum diyorum. Myself deyip devam ediyorum burada. Daha sonra burada o kişinin, yani siz üçüncü kişi olduğunuz için bir başvuru bölümü var. Başvuru formunu doldurduğumuz kişi var. Ben de üçüncü kişi oluyorum burada. Sen kimsin diyor. Mister diyorum. Yine aynı bilgileri tekrar giriyorum maalesef. Telefon numaramızı giriyoruz. Buraya e-mail adresimizi giriyoruz. Daha sonra buraya adresimizi giriyoruz.
Ana girdiğimiz adresim tekrar buraya giriyoruz. Ben uzatmamak için girmiyorum şimdi. Posta kodu, daha sonra hangi il ve şehir ve ülke, pardon, ülkeye de giriyorum. Save and continue diyorum. Check your answers, bakıyorum cevapları kontrol edeyim. Kontrol ettim, evet doğru bilgileri girmişim. Daha sonra İngiltere'de şimdi siz bu vizeniz olumlu sonuçlanırsa size 1 aylık geçici bir vize veriliyor. O 1 aylık süre içerisinde siz İngiltere'ye giriş yapıp İngiltere'den oturum kartınızı alıyorsunuz bir post ofisten. Bu post ofisin hangisi olması istediğini burada seçebiliyorsunuz. Buraya bir kod giriyorsunuz. Posta kodu nasıldır? 0DC diyelim. Ben Londra'da bir posta kodu giriyorum. Ve bu posta kodunun yakınlarında post ofis bul diyorum bana. Bana bunu buldu. Tamam, bu post ofis benim için uygundur. Siz nereye gideceksiniz? Onun posta kodunu girip onun en yakındaki post ofisi bulabilirsiniz. Save and continue diyorum onu seçtikten sonra. Daha sonra UAS'ye geliyor. Bu seyahat sigortası ile alakalı bir ödeme. Bunun ödemesi yok fakat ödeme yapıyormuş gibi biz buradan devam etmemiz gerekiyor. O yüzden şuna tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra biraz bekliyorum. Bizi o sayfaya yönlendiriyor. Geliyorum, continue diyorum. Şurada bir eksiklik var. Bunu tıkladıktan sonra şu adalarda kalacak mısınız diyor. Hayır diyorum. Devam ediyorum. Bunu tamamladıktan sonra title, bir de bu eksik kalıyor. Siz Mrs. misiniz? Miss, bunları seçiyorsunuz. Şurada Miss seçiyorum. Neyse. Veya sizin kadın olan eşiniz başvuruyorsa, siz erkeksiniz. O zaman tabi burada Mr. seçiyorsunuz. Save and continue diyorum. Özete bakıyorum. Evet, bilgiler doğru. These details are correct. I agree. Gördüğünüz gibi ücret çıkmadı. 0 dolar. Next diyorum. Burası tamamlandı. Return to my visa application. Benim vize başvuruma dön diyorum. Daha sonra continue. No payment required. Bu da geldi. Vize başvuru ücreti de yok. Devam ediyorum. Burada başvurunun sistemde tamamlandığının onayı geliyor. Tamam diyorum. Save and continue to final test. Yani son bölüme ilerle. Şimdi burası son bölüm. Siz diyelim ki başvuru formunu doldurdunuz. Daha sonra bundan sonra randevu alma aşamasına devam etmeniz gerekiyor. Onu bunu tıklayarak devam ediyorsunuz. Benim videomdaki İngiltere vizesi randevu alma işlemi de bu sayfadan başlıyor. Direkt buna tıklayarak devam edebilirsiniz. Ondan önce şurada vize başvuru formunuz var. Bunu tıklayarak vize başvuru formunuzu PDF olarak indirmeniz gerekiyor. Bu formu da daha sonra vize başvurusunda götürmeniz gerekmekte. Bunu indirdikten sonra başvuru formunu indirdik. Burada işlemimiz tamamlanıyor. Dediğim gibi bundan sonra siz randevu alma aşamasına geçebilirsiniz. Kanalımda İngiltere vizesi nasıl randevu alır videosu var. Açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilir ya da kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlara bırakırsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bana ulaşmak isterseniz alttaki iletişim linkinden ya da sosyal medya hesaplarından beni takip edebilir. Oralardan da bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.